Herkese merhaba. Ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkten oluşan, yapımı oldukça kolay tığ işi örgü modeli anlatımı yapacağım. Dilerseniz bebek battaniyesi, bebek yeleklerinde ya da farklı birçok örgünüzde değerlendirebilirsiniz. Şal modeli olarak da yapabilirsiniz. Hemen arkasına da bakalım. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Çok da hızlı ilerlemekte. Anlatım yaparken bebek örgü iplikleri kullanacağım. Yine tığ numarası olarak ise 3 milim bir tığ kullanacağım. Şimdi dilerseniz kolay örgü modelimizin anlatımına başlayalım. Evet bismillah diyelim ve zincir yapımıyla başlayalım. Yapacağımız örgünün türüne göre zincirimizi hazırlayalım. Çok sıkı olmayan zincirler yapalım. Ben de zincirlerimi hazırlayıp geliyorum. Evet ben küçük bir numune yapacağım için benim için yeterli zincirlerim. Şimdi sıradaki ilk zincirden başlayarak yan yana sık iğne yapacağız. Burada sık iğne sayımız önemli arkadaşlar. 5 ve 5'in katları artı 1 olmalı. Sizler de bu şekilde sık iğnelerinizi hazırlayın. Ben de hazırlayayım. Bir üst sıraya geçelim. Evet, 5, 10, 15 şeklinde sayarak yapalım. Daha sonra bir tane de ilave edelim. Ben de bitirip geliyorum. Evet ben sık iğnelerimi hazırladım. 5'in katları şeklinde ayarladım. Artı bir tane de ilave ettim sonda. Şimdi ne yapıyoruz? Üç tane zincir yapalım. Ve çevirdik. Üzerine alıyorum. Zincirimin dibindeki boşluğu atlıyorum. Yanındaki boşluğu atlıyorum. 1 2 3. boşluğun içerisine batıyorum. Ve buraya üç tane ikili trabzan yapıyorum. Üçü de aynı noktada olmalı. Hemen şöyle bakalım. Evet şimdi bir tane zincir yapıyorum. Üzerine aldım. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Yine buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen şöyle bakalım arada bir zincir üzerine aldım sıradaki 1 2 3 tane boşluğu atlıyorum şimdi dördüncü zincire battım 3 tane ikili trabzan yapıyorum 1 zincir üzerine aldım yanındaki boşluğa geçtim. Buraya da 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Desen ilk sırası bu şekilde devam etmekte arkadaşlar. Bundan sonra hep aynı devam edeceğiz. 1 zincir üzerine aldım. 1 2 3 tane boşluk atlayarak 4. zincire batıyorum. 3 tane ikili tırabzan. bir zincir yanındaki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan. Son desenimizi yapalım. Üzerine bir kere aldım. yandaki boşluğa ilerledim yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum Şimdi sona geldiğimde burada zincir yapmadan üstüne aldım bir tane atlıyorum ve bu sondaki sık iğnemin içine batıyorum şöyle her iki kanadında alarak burada bir tane kenar trabzanı oluşturuyorum ve ilk taban sıramızı oluşturmuş olduk. Evet şimdi beyaz iplikle devam ediyorum. Burada ipimi bağladıktan sonra ilmeğimin içinden geçirdim ve 10 tane zincir yapıyorum. 10 tane zincirden sonra örgümü çevirmiyorum arkadaşlar hep aynı yüzde devam edeceğiz yani sağ kenara doğru ilerleyeceğiz bu yönde yapacağız ve hemen göstereceğim iki tane desenimiz var biliyorsunuz bu desenimizin ortasında toplamda üç tane zincir atladık sık iğne atladık biliyorsunuz tam ortasındakine şu şekilde batacağız ve zincirimizi ekleyeceğiz daha sonra diğer desene geçeceğiz yine aynı şekilde Sadece tam ortasındaki sık iğne boşluklarına e, zincirlerimizi ekleyeceğiz. Şöyle, bakın şuradan alıyorum, ilmeği çıkarttım içinden ve ilk ilmeğimin içinden kaydırdım. Devam ediyorum, 10 tane zincir yapıyorum. 10 tane olduktan sonra diğer desenime geçiyorum. Aynı şekilde kaydırarak ilerliyorum. Devam ediyorum. ve son işlemi de yapıyorum. En sağ kenara geldiğimde buradaki boşluğum var biliyorsunuz. Ekleme yapacağız herhangi bir yere. Yani şu aşağıya batmadan buraya geldim, tığımı geçirdim. Bakın şu boşluktan ve buraya kaydırma yaparak eklemiş oldum. Şöyle bir görüntümüz oluşacak. Daha sonra olduğum noktada beyaz ipimle yine 3 tane zincir yapıyorum tığımın üzerine aldım önce bu zinciri alacağım daha sonra e, gruplarımın arasındaki bir zincir boşluğuna trabzan yapacağım şöyle bakın burayı aldım buraya geldim arasından çıkıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir yine aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine buradan bu zinciri alarak yine boşluğun içerisine yeni desenimi yapacağım. Yalnız arada bir tane zincir yapıyorum. Üzerine aldım ve yeni desenimi yapıyorum hemen şöyle bakalım arada bir zincir şimdi diğer desene devam ediyorum Bakın şu boşluğa şöyle göstereceğim bakın buradan Son desenimizi de yapalım. Arada bir zincir. Son desenime geldim. Yine buradan üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Toplamda 3 3 6 tane ikili trabzanımızı tamamlıyoruz boşluklara arada bir zincir sona geldiğimde farklı arkadaşlar hemen şimdi sonu göstermek istiyorum burada zincir yap e, bir tane e, zincir yapmıyoruz zincir yapıyorduk diyorsunuz üstüne alıyorum şimdi diğer e, renkle devam edeceğim için önce şuradan geçiriyorum bakın şurada iki tane ilmek var bu ilmekleri alıyorum Şöyle ilmekleri aldım, içinden çıkarttım. Toplamda 3 tane ilmeğim var. Ben pembe ipimi yükselteceğim için bunu da tığımın üstüne sarıyorum ve ikili trabzan yapıyorum ve bunu bırakıp diğer ipimle devam edeceğim. Evet yine desenimizde sağa doğru ilerleyeceğiz. Zincirlerimizi yine sağ yönde devam ettireceğiz. Ama bu sefer desenlerimizin bakın şöyle bu aradaki boşluklara değil, alttaki boşluğa getirerek zincirlerimizi ekleme yapacağız. Şu noktalardan ilave edeceğiz. Bakın buradan yine bir sonraki desenin alt boşluğundan bu şekilde devam edeceğiz. Hemen başlayalım. Bu noktada 10 tane zincir yapalım yine. Yine sağ yönde örüyorum. Şuraya geldim. Tığımı alttan geçirdim. İlmek kaydırarak ilk ilmeğimin içinden çıkartıyorum. 10 zincir. Bir sonraki desenime geçtim. Yine şöyle alttan ilmek kaydırdım. 10 zincir ilmek kaydırdım 10 zincir tekrar buradaki bir zincir yapmıştık 3 zincir boşluğumuz vardı sağ kenarda buradan ilave ediyoruz ekledim bakın yine zincirlerimizi oluşturduk artık bu zincirleri alarak devam edeceğiz desenimizi yapmaya. Bu noktada 3 tane zincir yapalım. Üzerine aldım. Şimdi bunu alıyorum. Buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık desen kendini tekrar etmekte arkadaşlar. Burada ne yapıyorum? Bir zincir yaptıktan sonra yine buradan desenimi devam ettiriyorum. Şu sol kenara kadar ilerleyelim. Evet sol kenara kadar devam ettim. Şimdi ne yapıyorum? Üzerine aldım. Yine buradan şöyle arkadan bakın şu beyaz iki tane ilmeği alıyorum. İpimi çıkarttım. Beyaz iple devam edeceğim için beyaz ipi üste yürütüyorum. İkili tırabzan yapıyorum. Şimdi diğer ipimi alıp devam ediyorum. 10 tane zincirimi yaptım. Şimdi beyaz olan boşluktan bakın şuradan zincirlerimi eklemeye devam ediyorum. Bu şekilde sağ yöne doğru ilerliyoruz. Bakın sağa doğru ilerleyeceğiz. Daha sonra bu noktaya geldiğimizde yine buraya desenlerimizi, zincirlerimizi de alarak devam ettireceğiz. Oldukça kolay iki sıranın tekrarı arkadaşlar zincirlerle devam edip trabzanlarla dönüp daha sonra diğer renkle devam edeceğiz. Hemen şöyle sizlere büyük deseni tekrar göstererek hatırlatmak istiyorum. Oldukça güzel oldu, kolay oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma abone olmak ücretsiz. Abone olarak desteklerseniz çok memnun olurum. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.